Gel bakalım. Vadim. Vadim. Yeni Vadim'le tanıştırayım. Deli ya. Evet, Gökçe Adaya hoş geldiniz. Herkese selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar dostlar. Çok güzel gidiyor videolar, izlemeler, yorumlar. Güzel yorumlar. Her şey çok güzel gidiyor. Teşekkür ederiz bunlar için. Evet, herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Şimdi Eva ile çocukları okula gönderdik. En sevdiğimiz şey zamanlardan biri. Yani kendimize zaman ayırıyoruz böyle çocuklar okuldayken. Çocuklarla beraber zaman geçirmekten de çok hoşlanıyoruz. Ama tabii böyle denizde zaman geçirmek için de çocukların okula gitmesi gerekiyor bazen. İşte tam o anlardan biri. Çocukları okula verdik. Geldik sahilde beraber güzel zaman geçireceğiz. Biraz Eva ile beraber ben gideceğim. Bir süre sonra Eva'yı kendi halinde bırakacağım. Biraz ben dolaşacağım şöyle. Ne halin varsa böyle ya. Eva'yı sola ben açığa falan. Evet, aynen. Öyle bakalım denizin içinde bizi neler bekleyecek. Bakalım sen ne düşünüyorsun denizle ilgili, dalışla ilgili, oltadan sonra, olta macerası... Ya olta başka bir şey, olta çok yapacağız? Zevkli yani, tabii onu bırakmıyorum. Oltayı bırakmıyoruz, ne yapacağız? Hava böyle deniz iyice güzel kıvama geldiği zaman. Yani şöyle, ben bebeklikten beri denizdeyim zaten, denizi çok seviyorum. Evet. Denizin içi zaten apayrı bir dünya, hani çok hoşuma gidiyor. Hani dalmaktan çok güzel, çok zevkli yani. Orası bambaşka bir dünya. Eva, ikizlere hamileydi. Göbek tabi ikiz bebek yani kocaman. O halde bile böyle dalıp göbeğinin kuma değdiğini bilirim yani. O yüzden Eva bu işi yapar. Yani yapmazsa oltaya dönerse o da şey olur yani başka bir yani zevk için hangisi de hoşuna gidiyorsa. Çok güzel hani bir de bunun üstünde balık vurmayı becerebilirse o muhteşem olur. Evet. Bilmiyorum. Bakalım yavaş yavaş olacak. Bak ben kaç senemi verdim? 20 sene oldu. Hemen olacak diye de bir şey yok. Senin hızlanmanı sağlayacak ki benim. Beraber bunu aşacağız gibi geliyor. Oğlum, önemli olan denizle beraber zaman geçirmek. Tabii ki. Denizden çıkınca güzel zaman geçirmek. Aynen. Onları yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Şimdi denize doğru süzüleyim diyordum ama şimdi beraber Eva ile beraber süzüleceğiz. Hadi süzülelim.
Evet. Yemeği yapmak için çocukları aldık, geldik. Tek başımıza tabii onu yiyecek değiliz. Yani, yok artık. Yok artık yani. Şimdi sinariti güzel bir şekilde yapalım. Çocuklarla beraber yiyelim. Çocukları da tutabilirsek. Dene, dene. Orada sağlam takılırsın bak. Çok çıkıntıları var kayanın. Biraz aşağıda takılırsanız biz de daha rahat takılırız burada. Haydi. Hadi baba. Yemeği yapmadan önce etrafı bir toplayacağız. Çok çöp var. Plastik var. Yani biz zaten genelde de topluyoruz. Şimdi bu varken ben burada nasıl yemek yiyeyim? Şunlar varken nasıl yemek yiyelim? Yani daha ne diyeyim, bir sürü var. Şurada var. Şuralar. Oo, baksana kalın. Büyük plastikler. Plastik, 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 plastik. Bunları toplayacağız. Çevremiz temiz olacak. Biz de keyif yapacağız. Yoksa böyle bir keyif yok. Haydi bana bir tane poşet ver. Heh. Oo güzel büyük poşet. Evet, evet. Şöyle sen de tutuyorsun bunu. Şöyle içi dolu olmayan olsun da böyle ağırlık taşıyamayız. Evet, şuralarda da var. Oo. Bu denizle beraber gelmiş şeyler. Süper yani, alabildiğimizi alacağız galiba. Öyle görünüyor, çok fazla var. Poşete sığdığı kadarını biz toplayalım. En azından bizim oturduğumuz bölge, gördüğümüz bölge temiz olsun. Sonra da yemek için ateş yakacağız biraz. Ağaç toplayabilirsek bir de onlara bakacağız. Kurumuş ağaç da lazım. Tahta da toplayalım. Devam edelim. Bravo aşkım, devam. Vay aşkım. Evet, temizlendi gibi bir şey. Helal sana. Aldın sonunda. Bir sinariti. Evet. Wow. Çok iyi. Şimdi buna birkaç tane çizik atacağız. Orada doğal da masamız var. Masamızda biraz işlemden geçirelim bakalım. Hem ortamı hazırlayalım. Hem balığı hem ateşi hazırlayalım. Biraz odun toplayalım. Ay burası çok güzel oldu, şey gibi, doğal havuz gibi bak. Öyle bir şeyin içindesin ki, kartpostal böyle. Evet, burası çok güzel. Balık da güzel. Haydi bakalım. Vav. Wow. Doğal masamız. Evet. Doğal masamızı hazırlayalım. Yok, güzel, mis gibi. Bir alüminyum folyo. Bugün sebzeli yapacağız sinariti. Alüminyum folyo, içine fırın kağıdı, balığımızı koyacağız. Üstüne mantarlar, biberler, limon. Ondan sonra ateşin üstüne koyacağız bunu. Güzel bir şey olacak. Hem de balığın suyunu kaybetmemesi için. Evet. Orada o şekilde yiyeceğiz bunu. Onu öyle koy, üstüne koy bir tane şey. Gerisini ben halledeceğim. Heh, onu da at öyle. Tamam. Wow. Yatırdık. Kuzuyu yatırdık. Ay çok güzel. Onu bir diğer tarafa kaydırıyorum. Şöyle sebzelerimiz var. Evet.
Rastgele koyacağız ya, doldur gitsin, tepeleme. Güveç gibi. Yık. İlk önce istiyorsan bunu bir yağla ve tuzla. Hepsini de üstüne dökeriz, hepsini birden çeviririz yağda. Hepsinin tuzlanması gerekir çünkü. Ama olsun, özel yıkıntı balığı böyle. Onu, tamam bunları koyalım, hepsini en son yakın çekin böyle. Yağlayalım, tuzlayalım. Hava da biraz bozdu ama çok güzel yani, oturmak, yemek için mükemmel bir hava oldu. Biraz rüzgar, güneş gitti. Tam kıvama geldi. Sinarit'i yolculuğuna uğurlayacağız törenle. Ben de şu sarımsağı keseyim. Sarımsak kabuğundan problem olmaz. Gidip de insanların plaja girdiği yerde atmayın ama etrafta sarımsak kabuğunu atabilirsiniz. Plastik atmayın. Tabii plastik canım, yasak. Plastikler doğada kaç yılda kayboluyor? Kaybolsa bile. Kaybolmayı bırak bak işte. Geldik mesela yani. Şuraya zevk yapamıyorsun yani. Onu temizlenecek yani o. Temizlenmeden imkansız burada zaman geçirmek. Niye temizliyoruz ki abi? Atmayın. Hiç kimse atmazsa kimse de temizlemek zorunda kalmaz diyorum ben hep. Kesik atmadım ben balığa. Dur şöyle. Hemen. Üstten. Hemen sebzeye giriştik. Balığı bıraktık. Heh. Şöyle. Mis gibi. Şunlar yeter artık. Zeytinyağı ve tuz. Meşhur tuzluğumuz. Şimdi bir yağlayalım. Ay. Domates ve mantar da suyunu verecek. Balık da suyunu verecek. Zeytinyağla birleşecek. Burada mükemmel bir su olacak. Onun içinde pişecek bu. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben yardım edeyim mi? Evet. Şimdi ateş yakmayacağım.
bakalım ateşten sonra nasıl alacağız? Yine aynı sorun. Dişlerim de tutar alır bana. Evet. Sandalyemi buldum. Evet, doğal sandalye. Ya sen almıştın sizleri, sonra yani, sana özendim. Ben 6 aylık bir tane de ben aldım. Evet, tabii canım biz şansı aldık. Bundan önce 6 aylık tuttuğumuz bütün balıkları şansı aldık. Tamamen acemi şansı. Acemi şansı. Hatta biri yazmıştı acemi şansı diye. Haklı. Çünkü sonra dolaş bu bayağı bir bulamadığımız da oldu. Evet. Ama sizleri güzeldi. Ben böyle bir kayalığı takip ederek bir yaklaşık 200 metre falan açıldım denizden tahmini. Derinlik 4-5 metre falandı. Yine o kayalığın, o aşağı doğru giden kayalığın sağı ve solu biraz daha derin. Hani evet. 7-8-9-10 metreler belki sağa sol. Ama o kayalıklardan gittiğim bölge daha sığ gibi yani bana göre. Hı hı. Tam bana uygun böyle. O aralardan böyle hafif agaçon yapa yapa gittim. Sessiz bir şekilde palet çırparak. Sonra yattım, bekledim. Hızlı bir şekilde geldi, döndü. Yani çok hızlı oldu her şey. Kamerada da çıkmadı. Çünkü kameranın açısı benim saklandığım yerde tam kayaya geliyordu. Arkada kaldı. Evet. Balığın geçişi görünmedi o yüzden. Maskeye takmak istiyorum aslında ama o maske de beni denize rahatsız ediyor. İşte o kadar da kolay olmuyor işte çekimler. Ya batarya bitiyor işte, o yani büyük balık. Yani komple açık bıraksan batarya sorunu. Tabii, geçen videoda mesela o kaçırdığımız geçenlerdeki videoda büyük bir balık vardı. Kameraya çekemedik. Batarya bitmiş oluyor. Doğru. Yani genelde böyle bundan sonra agaçon yaptığım zaman tuşa basıyorum. Balığı çekmek için. O zaman daha uzun süre dayanıyor. Yani videonun dalışın sonunda video için hala bataryamız kalmış oluyor. Öyle dalayım hepsini çekeyim de olmuyor. Onu öğrendik yani. Güzel bir av oldu. Çok güzel bir de sargoz aldım. Yine aynı bölgede. Hemen arka arkaya aldım onları bir de. O da bayağı büyük. Çok büyük yani 35 santim falan ama daha önce de 35 santim ben sargozlar vurdum. Bu böyle enlemesine de tosun gibi. Neredeyse sinerite yakın olacak böyle. Kapa kapaya resimleri var böyle. Enlemesine bayağı iyi bir balık. Daha 35 santim ama alakası yok gibi yani yaş olarak çok daha büyük bir balık. İri balık. Onu da başka bir yerde zaten. Onu evde bıraktık sineritle geldik. Sahille. Rüzgar da çıktı biraz. Yemek için daha güzel bir ortam oluştu çünkü şu an mükemmel bir hava. Eva da yine muhteşem salatalarından birini yapıyor. Aslında sadece salata değil, inanılmaz mezeler yapar. Onlar da tabii yavaş yavaş belki videolarımızın içine girer gibi düşünüyorum ben. Ara ara ben tek gittiğim zaman da bir meze bana yapıp beni gönderebilirsin. Keyfine bak. Keyif işte biraz hani geç oluyor falan diye. Sen bizi düşünüyorsun. Evet diye evet şey sizi fazla düşünüyorum galiba. Boş ver bizi. Keyfine bak. Yoksa denizde geçen her zaman çok zevkli, çok güzel. Yani. Sonunda bir de eve de yemek götürüyorum. Hani orada yiyorum, eve de yemeğimi götürüyorum. Çok güzel. Hani böyle bir ortamda, böyle ekonomik bir buhran geçiriyorken eve denizden yemeğini götürmek çok güzel. Çünkü o bir şekilde oraya benzin harcıyorsun, emek veriyorsun, bayağı zaman ayırıyorsun, gününü orada harcıyorsun. Birisi paylaşmış, ben hemen yani yorum yapmış işte, ben heves ettim, atladım, daldım falan ama öyle o kadar kolay değil tabii. Biz 20 senedir ben dalıyorum. İlk başladığım zamanlar ben de böyle suyun yüzeyinden ne vurabilirim diye dolaşıyordum ama öyle olmuyor tabii. Ben de bu sefer seninle beraber girdim. Benim sayemde biraz da hani olayı çabuk atlatıyorsun. Yoksa sen şimdi tek başına buna başlamaya çalışsan ne yapacağını bilemezsin, kime soracağım, utanırsın, edersin. Evet. Ben de mesela hiç kimseye sormuyordum sadece. Hala da öyle. Hiç kimseye bir şey sormuyorum çok kolay kolay. Genelde tecrübeli öğreniyorum ya da yabancı dalgıçlar var ya da yerli iyi dalgıçlar var. Bu işi çok iyi yapıp videoları yapamayanlar var. Bir şekilde ben hani Akdeniz bölgesinde Ege'de çok iyi yapıyorlar bu işi. Yani adamların tabii ki maddi imkanları da çok daha iyi.
Orada adam onları çok daha uygun fiyatlara ulaşırken, hobi için çok daha fazla zaman ayırırken, bizim bunlar tabii çalıştığımız zamanlarda, ben de futbolculuğun şeyi var tabii, futbol oynadığım için tatilim daha uzundu. Ben de o uzun tatilleri değerlendirdim. Benim için büyük avantaj oldu ama normal çalışan bir insanın bunu yapması için çok büyük zamana ihtiyacı var. İyi bir yatırım yapması lazım malzemeleri alması için falan. Öyle kolay değil. Hele bir de sıfırdan hiç kimse öğretmeyecekse uzun yıllar ayırması lazım yani. Denizdeki o tecrübeyi edinebilmesi için, ama sen bunu benim sayemde aşacaksın. Benim sayemde, çünkü her şeyi keşke sen önceden zıpkınla dalıyor olsaydın da bana öğretseydin. Eva denizde uçuyor yani, inanılmaz iyi bir yüzücü. Ben böyle boyumu geçen yere gitmem mesela normalde. Eva diyor bu yüzme bilmiyor falan. Evet, bu aslında yüzme bilmiyor. Yani biraz o makara muhabbeti oluyor yani normal denizdeyken. Yüzmeye gittiğimizde fazla girmiyorum bile denize, çok enteresan. Ben sadece manzaraya bakıyorum, seviyorum çok yani. Deniz, çok güvenmeyeceksin deniz kenarında, denizde, tabii tabii. Deniz şakaya gelmez yani. Deniz şakaya yani, kesinlikle evet, gelmez. Paletsiz yüzmem yani açıklarda. Palet, maskemi takarım, öyle açılırım. Uzun bir tur atar gelirim, öbür türlü gireyim, serinleyeyim falan. Böyle acayip teller akması lazım denize girmek için. Ya da çocuklarla giriyorum bazen. Çok meraklı değilim yani normalde denize girmeye. Deniz kenarında keyif yapmayı seviyorum ben. Öyle yani. Eva da bu işi aslında çok iyi yapabilecek birisi. Bakalım ilerleyen zamanda umarım iyi olur. Güzel meralara da denk gelirse zaten kesinlikle alacaktır. Beraber güzel videolar çıkartacağız. Güzel yemekler çıkartacağız eminim. Salatamızı da yapıyorum. Evet. Ha bu arada işte evet, şimdi tulum peyniri rendeleniyor salatanın üstüne. Onu yakından göstereyim ben. Şöyle. İzmir tulum peynirimiz. Sevgili Osman abimiz, Osman Uytun abimiz tarafından bize hediye edildi. Daha önceki videolarımızdan birinde ben İzmir tulum peyniri bulamadığımdan bahsediyordum. Gerçekten de bulamıyorum. Ondan sonra Osman abimiz de işte tam o aralar Gökçeada'ya gelecekmiş, plan yapmış. Eskiden adamızda okumuş, mezun olmuş birisi. Şimdi geldi, hemen beni kapının önünde bir çantayla evime yolladı. Çok güzel incir kurusu vardı, bir kutu, çok güzel, çok kalite. Tulum peyniri getirmiş, taze benim için, çok güzel. Harikaydı. Ve bir de tahin ve pekmez getirdi, yine güzel böyle. Çocuklar onu ağında sürdü. Evet, yani normalde yani yemezler bizde. Senin mi? Ablan da Kapadokya'dan o keçi boynuzlu falan böyle hani Antalya'dan gerçekten çok iyi Antalya'dan ama falan birçok yerden çok kalite şeyler getirdik biz ama gerçekten, Osman abi evet, aynen çok ekstra oldu çok bizim teşekkür için. Teşekkürler her şey için. Bizi düşündüğü için. Salatamız evet, inanılmaz gözüküyor. Rokalı, soğanlı, kırmızı soğan, roka, domates ve üstüne tulum peyniriyle taşlandırdı ev onu. Hemen balığımız da olduktan sonra hep beraber onun dibine vuracağız. Mükemmel bir yemek bekliyor bizi. Çocuklar da acıkta bekliyorlar. Birazdan yemeğe geçelim. Masamız yamuk. Masamız yamuk. Bazı yerleri yamuk ama olsun. Çok güzel. Tamam, fark etmesin. Buradaki dikine yiyecek şöyle, tamam. Şöyle ucuna koyarız. Ay bilmiyorum artık. Şuraya bir taş koyarsak o düzelir. Ben onu hemen çözelim. Evet. Of. Balığımız oldu. Çok güzel koktu. Bak tepsimiz var. Bilmiyorum nasıl. Tepsiyle almaya çalışacağım. Kızından taştan tuzlar çıkmış. Ver bakalım.
şöyle ortalarsak. Bakalım ne çıkacak. Çantamızı şöyle alalım. Şimdi ben bunu yakın çekeyim, yok, açayım bence. Dur. Adam balım yok olmuş. Of, dumanlar. Ay. Güzel. Uf, aman. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet, işte bu. Mantar falan. İlk önce beni girişsin bak. Of of of. Hemen şuradan. Ver çatala. Ben hemen bir şey vereceğim bir parça. Bak güzelliğe bak. Gel bakayım. Aç ağzını. Ay çok sıcak. Yandın mı? Kız da sıcak. Ay. Yaktım kızı. Aman aşkım, pardon. Beni versin çatalını. Sinerit baba. Aa, baba sineritle. Sinerit babayı olaya devam masaya ediyoruz. Ay, tamam, ben çok dağıtmaya başlayayım. Ver dedim çatalını, ben sana dağıtayım. Lili, yanak. Ya ben alayım. İnanmıyorum, bu yanak mı? Oo. Biraz daha. Livi bak, göster böyle. Kameraya göster. Bak bak bak. Sadece bu yanak. Ben alırım. İnanmıyorum. Dur, vereyim işte ya. Çok güzel. Böyle işte. Aşkım. Ben sadece yanak koydum, yerim. Nefesine sağlık. Çok güzel. Abi gözüm. Bakar mısın, daha yanak çıkıyor. Bir yanakla doyar Libi. Evet. Bir de öbür yanak tamammış, bitti. Kafayla doyar. Evet. Kafayı yandardan yiyor. Aynen, aynen. Bir aynen. Süper pişmiş. Yarım saatte kaç dakikada pişti? 40 dakika değil mi? 35-40 dakika arası bitti, pişti. Çok güzel. Evet, ben dağıtmaya devam ediyorum. Şunu da al sen. Seninle işimiz bitti. Peynir düşmanı. O da peynir de yiyor çatalı falan diye. Aşkım. Var ya, inanılmaz bir balık bu. Herhalde aşkım. Yok, hepsi hikaye etkinin. Bir numara. Oo, bak nasıl karamelize olmuş altı. Of. Of. Burası da zıpkının girdiği yer, şişin. Şöyle. Dünyanın en güzel yemeğini yiyoruz. Daha ne olsun. Her türlü kahve servisi yapılır. Kayalıklardan kaymadan. Sevgili Osman abimize buradan yine sevgilerimizi iletiyoruz. Bize gönderdiği incir kurusu gerçekten inanılmaz. Çocuklar yemesin diye çok zorladık. Şunu kenara koyayım. Şöyle birer tane açıp şimdi kahveyle beraber keyfimizi yapalım. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Harika. Çok teşekkür ederiz Osman Bey. Evet, videonun tam dibine vurduğumuz an şu an. İncirlerimizi yiyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Ve yavaş yavaş evin yolunu tutuyoruz biz. Herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.